Evet herkese merhabalar ben Hasan Can hepiniz hoş geldiniz uzun bir aradan sonra yeni bir sosyal medya tasarım videosuyla karşınızdayım bu videoda Starbucks'ın bir ürünü için sosyal medya tasarım yapacağız videoya geçmeden önce kısa bir duyurum var şöyle ki artık videoların kapaklarına free psd yazısını yazmayacağım bundan sonra videolarda yaptığımız bütün tasarımların psd dosyası video belli bir beğeni hedefine ulaşınca telegram kanalımda yayında olacak ama asıl duyuru bu değil eğer Dosyaları edinmek için beğeni hedefini beklemek istemezseniz sadece katıl üyelerine özel, video'da yaptığım bütün çalışmalar, videoyu paylaştığım an katıl abonelerine özel katıl sekmesinde yayında olacak. Ayrıca daha bir sürü ayrıcalığa ve sürprize katıl abonesi olarak erişebiliyor olacaksınız. Bu arada söyleyeyim katıl sekmesi şu anda aktif değil. Ama önümüzdeki bir hafta içerisinde aktif etmeyi planlıyorum. Bu videoda da önden ufak bir duyuru yapmak istedim. Şimdi öyleyse lafı daha fazla uzatmadan kanala abone olup beni Instagram'a takip ettiyseniz tasarımımızı yapmaya başlayalım. Evet Photoshop'umuzu açtık. Yeni bir sayfa oluşturmak için buradan Create New diyoruz. Ölçülerimiz 1080'e 1080, e 1080. 300 dpi. Normalde bu bizim Instagram kare post boyutumuz. Paylaşımlarımızı yaparken bu boyutu kullanıyoruz. Ama ben çalışmam yaparken şu an 2000-2000 ölçülerini kullanacağım. Ki tasarım yaparken biraz daha zoom yaptığımda çalışmayı böyle yaptığım işlemleri kaliteli göreyim. Ama en son paylaşıma geçerken yaptığımız tasarım 1080'e 1080'e çevirip o şekilde paylaşacağız. Şimdi bugün Starbucks için bir tasarım yapıyoruz. Starbucks'ın soğuk kahvesi için önce ürünümüzü buraya bir getirelim. Şöyle bir ürünümüz var. Bunun tabii ki arkası beyaz. Bunu buradan seçip çıkartacağız. Şöyle birazcık ufaltıyorum. Ctrl T yaptım. Alt tuşuna basarak dört bir yandan küçülttüm mouse'umla birlikte. Şurayı kapatalım. Şimdi buraya bir zoom yapıyorum. Elime pen alıp ve pen alıyorum ve çevresinden başlıyorum. Seçmeye şuradan başlayalım. Şuraya bir tık koydum. Şuraya bir tık koyup şöyle bir yay yaptım. Alt tuşuna basarak şurayı kestim. Şöyle yukarıya doğru Gidiyorum şu an. Burada ufak bir yay var. Basılı tutuyorum ve mouse'umu sağa doğru çekiyorum. Şurayı alt tuşuna basarak kestim. Şuradan tuttum. Ufak bir yay yaptım. Şöyle tekrardan dinliyorum. Şöyle bir yay yaptım. Burayı kestim. Şuradan tuttum. Tekrardan bir yay yaptım. Şurayı fazla geçtik. Orayı manuel olarak sileceğiz. Kestim burayı. Geldim şöyle. Şurada ufak bir yay. Şuraya tıkladım. Şurayı seçtim. Şuraya gelip tıklayıp şurada bir yay yapıyorum. Ve bu şekilde burayı tamamlıyorum. Bu adımları izleyerek etrafını pen Tool seçerek devam ediyorum. Şimdi hızlandırıyorum burayı hemen. Evet ürünün etrafını seçtim. Pantolonu buradan seçiyorum. Bakın buradan Selection diyorum. Okey diyorum. Etrafını seçiyor. Gelip buradan katman maskemi tıklıyorum ve ürünümü etrafını maskelemiş oluyorum. Şimdi bu beyazı tekrardan açıyorum arka planı. Şöyle yapalım. Bakın buraya bir farklı bir renk koysam daha iyi görürsünüz. Şu kesemediğimiz kısımları fırçama birlikte fırçama elime alıyorum. Renkimi siyah yapıyorum. Katman maskem üzeri seçiliyken... Şu beyazlıkları şöyle siliyorum. Evet ürünümüzün PNG'si hazır. Arka plan tekrardan beyaz yaparak bunun altına, ürünümüzün altına bir tane gölge yapalım. Bir tane boş katma oluşturdum. Elime fırçamı alıyorum. Rengimi siyah yapıyorum. Fırçamı şöyle bir büyütüyorum. Daha sonra sağ tıklıyorum mouse'uma. Bakın şuradaki açıyı şöyle bir eğiyorum. Bakın fırçam bu hale geldi. Yumuşaklığımı buradan sıfır yapıyorum. Birazcık daha büyütüyorum. Geliyorum ürünün altına, şöyle biraz daha önden. Bir tane tık bırakıyorum ve bakın, ürünün altına bir tane gölge oluşmuş oluyor. Şu an çok geniş kaldı bu fırça. Birazcık küçültüyorum. Tekrar altına geliyorum. Gördünüz mü? Bir tane daha vuralım. Şöyle bir gölge yaptık. İleriki aşamalarda belki icap ederse gölgeyi biraz daha etki yaparız veya değiştiririz, farklı bir hale getiririz. Şimdilik böyle bir kalsın. Buna biz gölge diyelim. Şunu akıllı nesne yapalım. Katman şey maskesi gözükmesin. veya ürün diyelim. Hatta bunları gruplayalım. Buna komple ürün diyelim. Şimdi bunun arka planına bir tane renk getirmek istiyorum. Ama böyle gradientli bir renk getirmek istiyorum. O yüzden tıklıyorum şuradaki adjustment panelime. Buradan gradient aracımı seçiyorum. Şimdi iki tane renk kullanacağım. Biri siyah olacak. Diğeri de böyle bordomsu kahvemsi bir ton olacak. Bir taraf siyah, bir taraf beyaz. Buradaki beyazı değiştirmek istiyorum. Seçtim buradan şöyle bordomsu bir renk. Buluyorum. Şöyle okey diyorum. Şimdi buna da okey diyorum. Buradaki gradient stilim lineer gidiyor. Yani bir taraftan bir tarafa doğru düz bir şekilde gidiyor. Ben bu şekilde olmasını istemiyorum. Radial yapıyorum burayı. Yani yani yine merkezden dışarıya doğru değişen bir geçişli bir renk yapıyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi bakın burada siyahtan işte bordoya doğru gidiyor. Bordo kahverengi bu kahverengi oldu. İşte kahverengiye doğru gidiyor. Bu şekilde olmasını istemiyorum. Buradan tam tersi olsun istiyorum. Kahverengiden siyaha doğru gitsin. O yüzden buraya geliyorum. Ters çeviriyorum. Bakın şöyle bir etki oldu. Buradaki scale'e geliyorum. Bir miktar arttırıyorum. Şöyle bırakıyorum. Bakın bu etki hani ne olmuş oluyor? Burada bir renk var örneğin diyelim. Kahverengi rengimiz var. Etrafından siyahlık geliyor. Yani bir vinyet oluşuyor. Bu tekniği hangi denge koyarsanız kullanırsanız kullanın her zaman çok cool sonuçlar ortaya çıkartıyor. Bakın değişelim şuradaki kahverengi. Başka bir renk yapalım. Yani ürüne göre bir sürü yani güzel arka plan bu şekilde ortaya çıkartabilirsiniz. Şu an bizim ürünümüz için bu renk gayet güzel. Okey diyorum. Şimdi bu bizim arka planımız. Ama tabii arka planımızın bir kısmı olarak kalacak. Bu alt kısmına ben bir tane masa getirmek istiyorum. Hemen masamı seçiyorum ve getiriyorum. Daha önce kaydetmiş olduğum resimler arasından. Şimdi şöyle bir masa görselimiz var. Bunu geliyorum ürünümün altına getiriyorum. Ürünle birlikte bunu seçip birazcık daha böyle aşağıya getiriyorum. Tabii tam aşağıda olmayacak. Şöyle biraz yukarıda olacak. Tabii böyle yukarıda olunca bu kısım boş kalıyor. Buraya da bir çözüm bulacağız. Şimdi masamızı böyle yerleştirdik. Tabii masamızın bir arka planı var. Bunu buradan kesip atalım. Bir tane katman maskesi oluşturuyorum buna. M'ye basıyorum. Bakın şu rectangle seçim tool'umu elimi alıyorum. Şöyle zaten burası düz olduğu için bu seçim aracını kullanarak burayı rahat bir şekilde kesebiliriz. Burayı seçtim. Rengimi siyah yapıyorum. Katman maskeme geliyorum. Alt backspace tuşuna basarak burayı siliyorum. Ctrl D yaparak da seçimimi kaldırıyorum. Şöyle ki dediğim gibi burası şu an boş kaldı. Burada yeni bir şöyle olması lazım. Hani masanın alt kısmı derinlik katmak için. Buraya biz bir tane daha böyle bir ağaç tahta resmi getirebiliriz ve onu böyle masanın bir alt kısmıymış gibi gösterebiliriz. Nasıl yapacağız? Şöyle bir tane ağaç dokusu ben buraya getiriyorum şimdi. Şöyle bir ağaç dokumuz var varsayalım. Var şu an getirdik. Bunu masanın altına aldım. Masanın alt katmanını aldım. Şöyle geldim. Bunu aşağıya çektim. Bir dakika sakin. Şurada bıraktım. Şöyle bir kalsın. Şöyle yapalım. Masaya bir efekt atalım. Şu an böyle çok parlak gözüküyor değil mi? Buna bir kör bekleyelim öncelikle. Şu ortadan tutup bunu aşağıya doğru çekelim. Şöyle birazcık kontrast hale gelsin renkler. Tabii bu çok Böyle turuncumsu bir renge büründü. O yüzden buna bir tane Hue Saturation ekliyorum. Şuradaki saturasyonu bir miktar kısıyorum. İyi miktar çok değil. Şuraya bunları seçip kontrol G yapıyorum. Buna masa diyorum. Bunu da masanın içerisine koyacağız ama ona da bir efekt ekleyelim. Şimdi buradaki tahtayla şuradaki masa arasında bir fark oluşması lazım ki burada bir, bir masa olduğu belli olsun. Şu an böyle birbirine çok yakın renkler olduğu için burada ne olduğu pek anlaşılmıyor. O yüzden burası alt kısım olduğu için alt kısım ne olur? Yani Işık yukarıda yukarıdaki tahtaya vuruyor. Bu kısım biraz da karanlık olması lazım. Şimdi bunu yapacağız. O yüzden geliyorum buna bir tane parlaklık kontrastlık ekliyorum. Alt tuşuna basarak bunu buraya maskeliyorum. Şöyle bakın parlaklığı sola çekiyorum. Kontrastı sağa çekiyorum. Şöyle yapalım. Şu alt kısımdaki hani tahtanın şu kısmı çok parladığı için ben burayı büyüterek aşağıya doğru yani yok etmek istemiyorum burayı. O yüzden alt kısmı seçiyorum. Masayı seçiyorum ve ürünü seçiyorum. Komple bir miktar aşağıya doğru taşıyorum ben bunları. Aynen öyle. Güzel. Şimdi tekrardan geliyorum bu masaya. Bir tane daha böyle parlaklık kontrastı ekliyorum. Bayağı bir karartıyorum. Kontrastını açıyorum. Şimdi geliyorum katman maskesini bunu ters çeviriyorum. Yani hiçbir şey olmamış gibi bir hale geliyor. Alıyorum elime fırçamı. Rengini beyaz yapıyorum. Düzeltiyorum bunu. Şimdi ben istiyorum ki bakın üstten aşağıya doğru siyahlık oluşarak gitsin. Hatta onu şöyle yapalım gradient alayım elime. Beyaz renkte olsun. Bir taraf transparan olsun bir taraf beyaz olsun. Bakın okey dedim. Şöyle üstten aşağı hafifçe bunu çekiyorum. Bakın gördünüz mü? Siyahtan aydınlığa doğru giden bir etki oluşuyor. Evet bakın şu an daha iyi oldu. Sanki burada bir masa var. Burası masanın çıkıntısı altında bir tahta var ve onun ayağı gibi duruyor burada. Biraz daha aslında şu kısmı karartabiliriz. Nasıl yapalım? Exposure'la bir deneyelim. Aynen. Şöyle bir kalsın. Bunları da seçiyorum. Grup yapıyorum. Direkt şu masanın içerisine atıyorum. Alt katmana getiriyorum. Burada bırakıyorum. Şimdi bu ürünü biraz daha etrafını süsleyelim. Yavaşça gidelim. Ürünün yanına kahve ile alakalı olduğu için kahve çekirdekleri koymak istiyorum. Şöyle Filipik'ten bulduğum bir görselim var. Bunları hemen etrafını seçip almak istiyorum. Bunu Pentool'a seçmeyeceğim. Kısa yoldan yapacağım. Bir tane seçim aracımı Alıyorum buradan Quick Selection Tool'umu. Buradan gelip Select Subject diyorum. Otomatik olarak Photoshop bu üçünün etrafını seçiyor. Geliyorum buradan katma maskesini tıklıyorum ve etrafını maskeliyorum. Ufak tefek bazı beyazlıklar olduğu için katma maskesinin içerisine giriyorum. Buradaki radius'u bir miktar arttırıyorum. Smooth bir miktar arttırıyorum. Feeder'ı arttırıyorum. Ardından kontrastı arttırıyorum. Kenarlarını keskin bir hale getiriyorum. Bakın birazcık daha böyle beyazlıklar kaldı. Bunu da buradaki Shift H kısmını hafifçe sola çekerek... Bakın seçimi böyle içeriye doğru alarak gideriyorum buradaki beyazlıkları. OK diyorum. Sağ tıklıyorum. Convert Smart Object diyorum. Ctrl T yaptım. Alt tuşuna basarak öyle ufalttım bunları. Şu yanına koyuyorum şu şekil. Öyle dursun. Geliyorum bunun altına. Bir tane boş katma oluşturuyorum. Elime fırçamı alıyorum. Tekrardan açımı şöyle bir daraltıyorum. Geliyorum. Kahve çekirdeklerinin altına şöyle hafifçe gölgeler yapıyorum flow birazcık kısalım. Şuradaki arkada kalan aydınlık kısma hafif gölge atmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Birazcık daha bunları öne alalım. Hı. Aynen. Şu kısımlara da hafifçe dokundurabiliriz. Evet. Fena değil. Grupluyorum bunları. Bunlara bir efekt verelim şimdi. Yani parlaklık kontrastı katalım bunlara. Çok rengi parlak duruyor. Şöyle ki parlaklığı hafifçe şöyle kısıyorum. Kontrastlığını arttırıyorum. Biraz daha canlı dursun. Üçlü kahve çekirdeği diyelim gruba. Aynı zamanda her şeye kontrastlık verdik. Her şey böyle birazcık daha canlı hale geldi. Ürüne de aynı şekilde bir tane parlaklık kontrastlık verelim. Parlaklık ve kontrastlığı getirdim. Alt tuşuna basarak ürünün içerisine bunu maskeledim gördüğünüz gibi. Hafifçe Parlaklık veriyorum, çok abartmayalım. Birazcık da kontrastlık verdik mi? Tamamdır. Şöyle öncesi sonrasına bakalım. Gayet güzel. Şimdi ürünümüzü güzelce bir konumlandırdık. Bundan sonrası birazcık da süsleme ve tipografiye geçiyor. Şu an ne yapabiliriz? Bir bakıyorum arka plan mesela bir rengimiz var. Buraya bir tane desen oluşturabiliriz. Şimdi desen bir sürü şey olabilir. Yani filipikte yazıp kahve desenleri yani kahve çekirdekleri yazıp desenleri bulup buraya getirebiliriz. Mesela bakın şurada üründeki kullanılan şu kahve çekirdeği paternini görüyorsunuz. Bu tarzda bir şey arkaya getirilebilir. Ya da Starbucks'a yapıyoruz. Starbucks'ın logosunu kullanarak bir şeyler oluşturabiliriz. Öyle bir şey deneyeceğim. Şimdi geçiyorum Illustrator'dan Starbucks'ın vektörel logosunu alıyorum. Şöyle bir logosu var Starbucks'ın. Şunu şöyle çekelim. Ha, bu zaten şeyim içi boşmuş. Bunu beyaz hale getirelim. Bunu şöyle bir alalım. Photoshop'a sürükleyelim. Bunu arka plan üzerine alalım. Ürünün arkasında olsun. Şöyle Ctrl T yaparak şöyle bir büyütelim. Şöyle bir kalsın. Okey diyelim. Şuradan bakıyorum. Hangisi işimize yarar? Soft light işimize yarar. Bunun opaklığını şöyle bir kısalım. Şimdi birazcık daha büyütelim bunu. Tabii şu yüz silüetini yani görmek istemiyorum. O yüzden sağ tıkladım. Bunu flip vertical diyerek çeviriyorum dikeyde. Şöyle aşağıya doğru alıyorum. Bakın sadece şu alt kısımlar logonun güzel bir etki bırakıyor zaten. Şöyle birazcık daha büyütüyorum. Bütün ekranı kaplasın. Bakın gördünüz mü? Harika. 10 numara bir desen oluşturduk logonun kendisinden. Direkt yani markanın kendi elementlerini kullanarak marka için sosyal medya tasarımı oluşturabiliyoruz bu şekilde rahatça. Bakın mesela şunu da yapabilirdik. Şu üründeki şu hani nedir bu? Şuradaki şekli görüyorsunuz değil mi? Bunu aynısını çizip yani bunu da kullanabiliriz aslında sağda solda. Şu ürünün içerisindeki bu ahtapot kolu gibi bir şey bu. Yani bunu da çizip böyle sağa sola kenarlara bir şekilde kullanabiliriz. Bugün logodan başladık yani logoyu kullandık. Devam edelim ne yapsak buna? Şöyle yapalım. Bir tane boş katma oluşturuyorum. Ürünü birazcık daha ön plan çıkartmak için arkasına bunun bir ışık eklemek istiyorum. Şöyle büyüttüm fırçamı. Rengimi beyaz yapıyorum. Şöyle bir tane tıklıyorum arka plana. Flow'umuz 19. Buraya %100 yapalım. Şöyle tam ortasından bir tane tıklıyorum buna. Kötü bir görüntü oldu. Geliyorum buradan katma modumu overlay yapıyorum ve bu arka planını birazcık yakıyorum. Sanki böyle ürünün arkasından bir parlaklık çıkıyormuş gibi gözüküyor. Şimdi güzel. Şimdi bazı hani kahveyle alakalı elementler getirip buraya böyle tasarıma bir derinlik katmak istiyorum. Yani bulanıklaştırmayı kullanarak bazı derinlikler oluşturmak istiyorum. İlk olarak böyle bir şey yapacaksam arka plandan başlayalım. Arka plana ufak bir bulanıklık atabiliriz. Mesela şuradan geldim. Daha şunu şuraya maskeleyelim. Geldim arka plandaki logoma yani desenimi oluşturan logoma geldim. Şuradan bir gaijin blur veriyorum. Şöyle ki bunu hafifçe blurluyorum. Okey diyorum. Her yere blurlandı. Bunu böyle olmasını istemiyorum. Sadece şu dip kısımlarının blurlanmasını istiyorum. O yüzden geliyorum bakın oluşturmuş olduğum akıllı filtrema, yani Gaijin Blur'ıma eğer bu katmanız akıllı nesne değilse böyle bir katman gelmez. Direkt oluşturursunuz ve gider yani o efektiniz bulurunuz. Ama akıllı nesneye bir efekt eklerseniz daha sonra bu efekt üzerine düzenlemeler yapabilirsiniz. Şöyle bakın görmüş olduğunuz gibi açık kapatabiliyorum. Şimdi buradaki blur'un yani bulanıklığın katman maskesini şuradan ters çeviriyorum. Elime fırçamı alıyorum. Rengimi beyaz yapıyorum. Siyah boyayarak ters çevirdik. Beyazı elime alarak şimdi geri getirmek istediğim kısımları boyayarak geri getireceğim. Şöyle alttan yukarıya doğru hafifçe beyazı dokunduruyorum. Bakın şu alt kısımlar bulanıklaşıyor. Yani alttan yukarıya doğru bir budur gidiyor. Hatta bunu fırçayla uğraşmak yerine az önce yapmış olduğumuz gibi gradientle de yapabiliriz. Rengimi beyaz yaptım. Şöyle alttan yukarıya doğru hafifçe arttırıyorum bu blonklığı. Aynı şekilde şu masaya da şöyle uzaktan içeriye doğru bir blur verebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Ne aynı mantık. Masaya geldim. Bunu Convert Smart Object yapalım. Filter diyelim. Blur diyelim. Gaijin Blur diyelim. Her yere verdi. çok fazla verdi. Şöyle birazcık kısalım. Katman maskesini buradaki efektin ters çevirelim. Alalım elimize gradient tool'umuzu. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru. Gördüğünüz gibi Şöyle hafifçe çekerek, şöyle dışarıdan içeriye doğru bir gelen bir bulanıklık oluşturabiliriz bu şekilde. Şimdi bence gayet şık gidiyor tasarım, yani güzel de gözüküyor. Şu şeyler birazcık fazla büyük kalmış olabilir çekirdekler. Birazcık ufalsak nasıl durur? Sanki daha iyi, evet. Yani birazcık fazla büyüktü. Şöyle birazcık daha içeri alsak, birazcık da öne alsak, tamam. Şimdi biraz daha büyük çekirdekleri getirelim. Biraz daha böyle olaya abartalım. Fantastik bir hale getirelim. Onun için yine bir tane kahve çekirdeği fotoğrafı buraya getiriyorum. Şöyle bir fotoğraf. Bu arada bu tarz fotoğrafların hepsini ya Filipik'ten buluyorum ya Envato Element'ten buluyorum. Element Envato'dan ama genelde şu an bu tasarımda kullandığım bütün materyallerin hepsi Filipik'ten gelme. Haberiniz olsun. Şuradaki çekirdeği çıkartıp alacağız. Bunun için Şuradaki Object Selection Tool'umu seçiyorum. Şöyle çekirdeğin etrafına bir seçim yapıyorum. Otomatik olarak çekirdek seçiliyor. Tabii seçilmeyen bazı kısımlar var. Onları da şöyle manuel bir şekilde kendimiz seçiyoruz. Tamam burayı çok abartmayalım. Şuraları falan mesela çok kötü ama bize zaten sadece şu üst kısmı lazım olacak. Şöyle bir seçim yaptık. Bunu katma maskesine tıklayarak Ctrl T yaparak bunu büyütüyorum. Büyütüp şöyle sağ alt köşeye konumlandırıyorum. Şöyle bir bunu konumlandırdık. Şu bazı pürüzlükleri var tabi görmüş olduğunuz gibi. Bunlar bakalım şu katman maskesi tekniğimizde gidirebilir miyiz? Deneyelim. Aynı neredeyse giderdik. Hatta şu kontrast açmayalım. Bu kenarlar yumuşak kalsın. Ama şöyle açalım yine. Düzleşsin onlar. Şimdi biz buraya bir blur vereceğiz zaten. Blur verince onlar tekrardan yumuşayacak. Okey dedim. Şöyle sağ tıklayalım. Convert Smart Object diyelim buraya. Biraz daha büyütsem büyütsek mi diye düşünüyorum da şöyle biraz daha büyütsek tamam okey diyelim filter diyelim blur gayet blur diyorum ha, bu önde olduğu için ve yani kamera yakın olduğu için bunun blur'un daha fazla arttırıyorum çok da değil de şu kadar olabilir buna bir renk tonu versek Color balansımız nerede bizim? Kör oldum görmüyorum. Color balans. Orta tonlar. Şu kırmızı kısmı şöyle sağa doğru çeksek. Bakın gördünüz mü daha böyle hem doygun hale geldi. Hem yani rengi kırmızıya doğru gelince daha doygun hale gelmiş oldu. Şu kısımları şöyle sola doğru çeksek ne oluyor? Yok çok kurcalamayalım. Şu da kalsın böyle parlaklık kontrast ekleyelim çok da aydınlık kalmasını istemiyorum tabi koyu kalsın istiyorum şöyle evet bu şekilde güzel fena değil yani hem renk tonları birbirine uyuyor arka planla yani genel olarak Baktığımızda tasarım hem de böyle koyultuyoruz yani rengini koyultmamızın amacı şu dikkat çekmesin ama orada olsun ama çok da anlamayalım yani orada bir böyle leke gibi kalsın detaya bakınca inince orada gözüksün ilk odakta buradaki ürünümüz belli olsun diye bu şekilde bir hale getiriyoruz buradaki çekirdeğimizi şimdi bunlarla şöyle bir gruplayalım buraya da daha blur çekirdek diyelim şimdi birkaç tane daha böyle ufak Çekirdeklerle sağa sola serpiştirerek bir etki yaratmak istiyorum. Hemen bir tane daha fotoğraf getiriyorum. Filip'ten bulduğum. Şöyle bir. Birkaç tane çekirdeğin bulunduğu bir fotoğraf. Hemen şöyle yapalım. Select Subject diyorum buradan. Şu. Yani şu üçünü kullansam yeter zaten. Şöyle bir katma maskesi oluşturdum. Şu kullanmayacak olduklarımı şöyle zaten. Yani sigar hengi boyayarak maskeliyorum. Geri kalanına da. Açıyorum katman maskesini, radius veriyorum, smooth veriyorum, feeder veriyorum, contrastı basıyorum. Ardından gelip bakın, shift eiji, sol doğru çekerek, bakın etrafından içeriye doğru bir e, seçim kaldırma ya da içeriye doğru böyle maskeleme yapıyorum diyebiliriz. Okey dedim. Bunları Convert smart object diyorum. Birazcık daha büyütüyorum. Smart object'ken, smart object'ken büyütürsek e, orijinal boyutu neyse o şekilde büyüyor. Kalitesi bozulmuyor. Yani bir noktaya kadar. Ardından gelip bunu e, şöyle yapıyorum. Rasterize layer yapıyorum. Şimdi bunları bir katmanda ya bunlar. Üçünü de ayrı katmana almak istiyorum. O yüzden şöyle bunun etrafından seçiyorum. Ctrl X, Ctrl V. Hop bu ayrıldı. Buna geliyorum. Şuradan Seçiyorum ctrl x ctrl v. Bu da zaten ayrı bir katma olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunları bir konumlandıralım. Öncelikle önce bir akıllı nesneyi çevirelim. Şimdi bunları ufaltacağız ya. Eğer bir daha büyütmek zorunda kalırsak kalitesi bozulmasın. Şu an akıllı nesneyi çevirerek bunların piksellerini kilitliyoruz. Mantık bu. Bakın bunu küçültüyorum. Okey diyorum. Sonra tekrardan büyütüyorum. Herhangi bir kalite bozukluğu olmuyor. Ama eğer şöyle olsaydı. Bakın bu rasterize... Layer olsaydı, bunu küçültüyorum, tekrardan büyütüyorum. Gördün mü? Bütün kalite yok oldu. Geri alıyorum bunu. Şimdi sen şuraya gel, sen şöyle burada kal, sen şöyle gel, burada dur, sen de daha ufak bir şekilde şu en arkada kal. Bu yurun üstünde kalsın. Bunu bir tık daha şöyle büyütelim. Şimdi bunların üçüne de Üçünde bir grup yapalım. Ctrl G yaptım. Buna da Ctrl G. Buna da Ctrl G. Hepsine bir yani bakın bunlar hep koyu moyu. Bunlar parlak kaldı değil mi? Bir kör bekleyelim bunların üstüne. Alt tuşuna basarak maskeledim. Tuttum şunu ortadan. Şöyle bir koyuttum. Geldim buraya. Kopyaladım bunu alt tuşuna basarak. Tekrar alt tuşuna basarak maskeledim. Bunun içerisine. Alt tuşuna basarak tekrardan bunu şu alt gruba kopyaladım. Tekrar alt tuşuna basarak katman içerisine bunu maskeledim. Şimdi bu çok koyu. Bu bir tık aydınlık. Bu da normal kaldı. Bunların tonlarını eşitlemeye çalışalım mı? Hani bundaki parlaklığı yani şuna çevirmeye çalışsak. Nasıl yaparız bunu? Hue saturation diyorum buna. Saturasyonu şöyle kıssak, ışığını da kıssak bu hale geliyor. Ama gerek var mı bence? Yok yani şu önde kalan. Bir deneyelim bakalım nasıl bir sonuca doğru gidecek. Duruma göre düzeltiriz ya da bir müdahale ederiz. Şimdi buna bir blur ekliyorum. Gaussian blur dedim. Şu kısım blanklaştı. Bunu motion blur'la denesem nasıl olur? Biraz daha hareketli. Şurada açısını değişebiliyoruz. Bu tarafa doğru bulanıklık vermek istiyorsak emin olamıyorum. Şöyle bir gaijen blur. Da niye etrafı budurlanmıyor? Şöyle bir kalsın diyelim. Şuna geliyorum. Buna daha fazla blur vereceğim. Çünkü böyle ne kadar fazla verirsem o kadar arka planda gözükür. Yani bu ürünün arkasındaymış gibi gözükmesini istiyorum. O yüzden bundaki blur'u birazcık abartıyorum. Yani şöyle sırayla geliyormuş gibi arkada, önde, önde. Yani böyle arkadan öne doğru yaklaşa yaklaşa geliyormuş gibi. Boyutunu küçükten büyüğe doğru ne kadar arttırırsak o kadar aralarında bir sıra oluşuyor. Mantık bu. Şuna da bir blur atalım. şunu biraz daha büyütelim. En büyük bu kalsın. Ama bu da çok büyük oldu. O zaman bunu ufaltacağız. Yani birazcık deneme yanılmayla gidilen bir şey ama anlatmak istediğim genel mantığı anlatabilmişimdir diye umuyorum. Şunun rengine ben birazcık müdahale edeceğim. Bu saturation'ını bunu halledelim. Şöyle birazcık doygunluğunu aldım. Birazcık da ışığını aldım. Tamamdır. Bunları bir kapatayım. Şunlar çok içeriye almışım. Onu fark ettim. Hatta birazcık daha büyütebilirim bunu diye düşünüyorum. Çünkü şurada bir boşluk oluştu. Zaten büyüktü küçülttük bunu ama tekrardan bir tık daha böyle büyütebiliriz. Çekirdekler tamam gibi bir tanesini bulanıklığını azaltabilirim gibime geliyor. Ya burayı da böyle çok oyalanarak da kalmak istemiyorum. Şimdi bu tasarım anlatıyor olduğum için hani bir teknik bir şey göstermiyorum aslında. Bu bir düşünce şeyi bu tasarım yapmak göstermek. O yüzden belli bir kuralı yok. Belli bir aşaması yok. Hani sürekli deneme yanılma yeni bir şey üretmeye çalışıyorsun. O yüzden bazı noktalar böyle uzuyor. Siz benim anlatmak istediğim mantığı anladınız diye umuyorum. Eğer şu bu dediğimler şu an yanlışsa yani yanlış geliyor size. Tam olarak net bir cevap arıyorsanız benden. Lütfen bu tarz eksiklerimi yorumlara yazın. Şimdi kahvenin yanında bir tane de yaprak koyalım. Aynı şekilde böyle bulanıklaştırarak. Şöyle bir yaprağımız var. Select subject yaptım bunu. Katman maskesi ekledim. Şöyle kenarlarına birazcık sumutlayalım. İçeriye doğru alalım şu shift age'i. Convert smart object diyorum. Şimdi bunun olayı ne? Bunu da şöyle ufaltalım. Şuraya koyalım. Ben yani daha böyle büyütelim. Bunu da farklı bir açıyla şuraya koyalım. Bu şu arka planı birazcık daha böyle koyultmak istiyorum. Şu şeyi böyle birazcık daha daraltsak. Aynen. Şu merkezi toplayalım şu ışığı. Okey. Bu yaprakları kör bekleyerek e, bu parlaklığını kırabiliriz. Çok rahat bir şekilde bakın. böyle onu ortadan? Aşağıya doğru çekiyorum. Aynen öyle. Hop etkimiz bu. Aynısını şu yukarıdakine de kopyalıyorum. Şimdi bunlara bir efekt verelim. Motion Blur verelim bunlara. Ha bak fena değil. Bu efekti alt tuşuna basarak yukarıdakine kopyalayıp yapıştırabiliyorum. Evet emin olmadığım tek nokta bu yapraklar oldu. Şunu bu durum birazcık arttıracağım. Etkiyi görmek istiyorum. Ama onun dışında fena değil. Bir de buraya bir yazı yazalım. Şu yaprakları bir gruplayalım. Yaprak üst. Yaprak alt. Bu ne? Kahve çekirdeği. Bunlar üçünü kahve çekirdekleri diye gruplayalım. Bu neydi? Bu bunda. Tamam. Şu sol üst kısma yazımızı yazalım. Font'umuz ne? Toast Breed Coffee. special Dedik. Şöyle büyüttük. Alt satırına yine aynı font'la bura bu Chino. Bunun rengini şuradan dur lan hepsini sesmedi. Ürünün üstündeki renklerden seçiyorum. Gayet hoş, güzel. Yani yazacak yazı aklıma gelmediği için böyle bir şey salladım. Renk olarak böyle ama. Ha şöyle yapalım bakın bir tane şekil oluşturalım buradan. Polygon Tool. Bundan mı yapıyorduk? Şu, şu, şurayı açalım. Heh. Ben Photoshop 2021 kullanıyorum. Buradan bunun şeyini arttırabiliyoruz. Çevresindeki köşegenini arttırabiliyoruz. Şurayı şöyle azaltıp. Buraya bakın bir yıldız haline getirebiliyorum. Aynen. Şöyle bir hani rozet yapalım. Şuradan rengimizi alalım. Bunu şuraya getirelim. Daha nereye gelsin biliyor musun? Şu sağdakinin altına gelsin. Kahve çekirdeğinin. büyütelim bunu. Şunu taşıyalım. Biraz daha yukarıya. Şunu birazcık daha ofaltalım. Buraya da ürünün fiyatını yazalım. Örneğin 30 dolar. Renk olarak da buna arka plandan bir renk verelim. Seçiyorum bu ikisini. Yazın bunun içerisine maskeliyorum maskelemiyorum. Yani hizalıyorum. Şöyle bu 9'u büyütüyorum. Şu dolar simgesini siliyorum buradan. Kopyalıyorum simeden önce. Kopyalıyorum şu şeyi çoğaltıyorum yani yazımı. Ctrl V yaparak doları buraya yapıştırıyorum. Alıyorum bunu soluna rakamın. Şöyle ufaltıyorum. Geliyorum bunu şöyle. Bunun üst kısmına. Konduruyorum. İkisini bir seçip rozetimin ortasına bunu getiriyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi bu tasarım bu aşamalardan geçerek bu hale geldi. Umarım faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Elimden geldiğince farklı bakış açılarıyla farklı teknikler göstermeye çalışıyorum. Videonun bazı kısımlarına duraksadığım oldu. Bunun da sebebi o duraksadığım kısımlarda söylediğim gibi biz burada Photoshop'un belli bir özelliğini göstermekten ziyade hayal gücümüzle ortaya yeni bir tasarım çıkartmaya çalışıyoruz. Hal böyle olunca gösterdiğim şeyleri deneme yanıma yapmadan sonuca gitmem birazcık zor oluyor. Bir yandan da neyi ne şekilde düşünerek yaptığımı size anlatarak yani daha fazla katkı sağladığımı düşünüyorum. Sizin bu konudaki görüşlerinizi gerçekten merak ediyorum. Direkt sonuca götüren videoları görmek istersiniz yoksa tasarım yaparken aklımdaki düşünceleri daha çok dile getirdiğim videolar mı görmek istersiniz? Lütfen bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gerçekten yaptığınız yorumları önemsiyorum ve ona göre videolarımı şekillendirmeye, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yaptığınız bir yorumun katkısı gerçekten çok fazla. Öyleyse bugünlük benden bu kadar. Umarım dediğim gibi faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.